Sayın seyirciler, son dakikamız var. Malatya'da deprem oldu. Şu an için AFAD'ın verilerine göre Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD saat 16.04'te Battalgazi merkezli deprem meydana geldiğini duyurdu değerli izleyiciler. Canan Altıntaş TV100 muhabirimiz de Diyarbakır'da ama depremi hisseden isimlerden biri aynı zamanda. Canan, son dakika bilgisini bizimle paylaşır mısın? Evet Hande, deprem tam 16.04'te büroda olduğumuz sırada çalışma ofisindeyken bir anda sallanmaya başladık ve depremin yakın bir yerde olduğunu anlayabildik. Çünkü gerçekten çok şiddetli bir sarsıntıydı. Yaklaşık 10-12 saniye kadar sürdü. Tam olarak bilemiyorum ama kötü bir sarsıntıydı. Biz de büromuzda hissettik. Ancak sadece Diyarbakır'da değil, Gaziantep, Elazığ ve birçok noktada, Adıyaman'da deprem hissedildi. Yine gazeteci gruplarına da Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan birçok arkadaşımız sallanıyoruz diye yazmaya başladılar. Geniş bir noktada hissedildi. Malatya'da olduğu yönünde 5.2 büyüklüğündeki bu depremi Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Elazığ, Adıyaman, bu illerden şu anda hissedildiğine dair bilgiler aldık. Vatandaşlar bizim bulunduğumuz noktada dışarı çıkmadı ama bazı kesimlerde yine panik havası oluşmuş durumda. Oldukça vatandaşlar yine korktular. Hava da soğuk Diyarbakır'da ve bölgede. Vatandaşları şu anda bizim bulunduğumuz bölgede göremiyorum ama iç kesimlerde, hem Diyarbakır'da, Adıyaman'da birçok noktada vatandaşlar şu an panikten dışarı çıktığına ilişkin bilgiler alıyoruz. Özellikle Elbistan'ın da sallandığını söyleyebiliriz. Yine birçok nokta depremi hissetti. 5.2 büyüklüğündeki deprem, Malatya merkezli depremi sadece Malatya'da değil, çevre illerde hissetti. Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep. Birçok noktadan hala haberler geliyor. Bu arada şunu söylemekte yarar var. Önceki depremlerden kaynaklı herhangi bir sallantının hemen ardından yine kurumlar seferber oluyor. İl valilikleri ve birçok noktada seferberlik başlıyor. Kırsal bölgelerde, kent merkezlerinde özellikle depremden hasar görmüş noktalar da boşaltılmıştı Hande. Ama buna rağmen yine de herhangi bir yıkım var mı, yok mu diye araştırmalar hemen deprem. Canan, bu sallantı sonrasında siz peki hemen dışarı çıktınız mı? Diyarbakırlılar ne yaptı? O panik havası var mı Diyarbakır'da da? Şöyle, panik havası şu an bizim bulunduğumuz noktada göremiyorum ama iç kesimlerde, özellikle diğer ilçelerde bazı vatandaşların panikle dışarıya çıktığını biliyoruz. Biz deprem anında hemen dışarı çıkmıyoruz. Bildiğiniz gibi deprem sırasında dışarı çıkmak çok tehlikeli. Bu yüzden depremin sarsıntının geçmesinden sonra aşağı inmeyi tercih ediyoruz. Vatandaşlar şu anda Diyarbakır, biz Yenişehir semtindeyiz. Buradan görebiliyorum. Herhangi bir panik havası yok ama diğer ilçelerde bazı vatandaşlar önceki depremden kaynaklı panikle dışarıya çıktı diyebiliriz. Diğer illerde de maalesef tablo aynı. Çünkü hala travmayı atlatamayan vatandaşlar var. Bu arada herhangi bir yıkım olup olmadığına ilişkin yine hem Diyarbakır'dan, Malatya'dan, Gaziantep'ten birçok noktadan şu anda özellikle hem kent merkezlerinde hem de kırsal alanlarda yıkım olup olmadığına ilişkin araştırmalar yapılıyor. Yine Malatya'dan ve Diyarbakır'dan birçok noktadan İHA'lar özellikle kırsal alanda araştırmalarını şu anda sürdürüyorlar. İHA'larla canlı taramalar yapılıyor diyebilirim. Canan Altıntaş, çok teşekkür ediyorum. TV100 muhabirimiz aktardı. Diyarbakır'da, Malatya'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi değerli izleyiciler. Battalgazi'de, AFAD'da duyurdu. Saat 16.04'te Battalgazi merkezi depremin meydana geldiğini. Süleyman Pampal hocamız bizlerle birlikte, deprem uzmanı. Yıkım olup olmadıysa şu an için Malatya'da bilinmiyor. Fakat panik hali var. İlk değerlendirmeyi alacağım hemen Süleyman hocamızdan. Hocam, deprem bir kez daha aslında yüzünü gösterdi. Bu Malatya depremi neye işaret ediyor? Burası bildiğimiz gibi 6 Şubat 2023 depreminin olduğu ikinci, özellikle ikinci 7,6'lık depremin
kuzey ucunda bulunan bir bölge. Burada Doğanşehir, Yeşilyurt, Battalgazi, Malatya'ya doğru bu büyüklükte, yani 4-5 hatta 5'i geçen büyüklüklerde artçılar olağan bir şekilde olmaya devam ediyor. Hocam bu, şimdi bu artçı mı yoksa deprem mi? Yani 6 Şubat'ta yaşadığımız fay hattıyla aynı mı? O fayın yani Delikan'dan batıda bulunan ikinci depremi üreten Sürgü fayı yahut Çardak fayı olarak adlandırdığımız Elbistan depremi olarak kayıtlara geçen depremi üreten fayın kuzey devamı niteliğinde zaten yüzey kırıklarının da belirlendiği bu fayda buralardan işte aşağıya Ekinözü, Göksun, Saimbeyli yönünde uzanan aşağı yukarı işte doğu batıya yakın, yani kuzey doğu güney batı istikametinde uzanan ve 150 kilometreye yakın kırılma boyuyla büyük bir deprem üretmişti 6 Şubat öğleden sonraki depremi üreten fayın. Kuzey bölgesi Malatya'nın çevresi, ama bu bölgede bu türden depremlerin olağan olduğunu zaten hep konuşup duruyoruz. Burada tabii ağır hasarlı yapılar, özellikle uzak durulması gereken yapılar, bu tür artçılar, bu tür yapılarda daha büyük hasarlar, yıkıntılara yol açabilir. Bunu biliyor zaten vatandaşlarımız. Ancak burada bir başka tehlikenin varlığını da hep tartışıyoruz ve gündeme getiriyoruz. Onu da vurgulamakta yarar var. Bu bölge hassas bir bölge. Hemen bu depremin olduğu bölgenin ve Malatya'nın batısında Malatya fayı olarak bildiğimiz fay var. Evet. Bu işte güneyden kuzeye doğru ve hemen kuzeye yakın doğuya dönüp Ovacık fayı olarak isim alıyor. Kırılmamış ve aktif faylar bunlar. Yani Malatya'nın batısında ve kuzeyinde Tunceli civarında. Daha önemlisi Erzincan'la Tarlova arasındaki 7 su fayı. Bu fay 1874'te kırılıp 7,4 civarında bir deprem üretmiş bir fay. Yani enerjisini biriktirmiş, tamamlamış, kırılma süresini tamamlamış, tekrarlanma süresini doldurmuş ve kırılmaya yüz tutmuş bir fay. Zaten biz bu fayı, 7 su fayının yani 6 Şubat depremleri öncesi Türkiye'de ilk olacak depremler konusu tartışıldığında gündeme gelen bir faydı, gündeme getiriyorduk. Bu bölgede demek ki daha kırılmamış, kırılabilecek ve 7 üzerinde 7-7,5 arası büyüklükte deprem üretecek başka faylar var. Ayrıca Bingöl'ün kuzeyinde Bingöl-Karlova arasında iki deprem var. Güneyde Sivrice-Pötürge depremi, Malatya, Elazığ'ı etkileyen deprem oldu 2 yıl önce biliyorsunuz. Ama orada da kırılmamış ve kırılırsa yıkıcı deprem üretecek parçalar var. O nedenle... Peki 5,2 büyüklüğündeki bu deprem tetikleyecek midir bu aktif fayları? Hayır, hayır. Zaten bu türden çok deprem oldu orada. Bu ilk değil. Yani son bir ay içinde de 5'in üzerinde deprem olduğunu hatırlıyorum bu civarda. Bunlar olağan depremler ama çevrede daha büyük deprem olma ihtimalinden söz ediyorum ben. Bu ne zaman olur onu bilemeyiz tabii ama yani bölgenin hareketli olduğunu, aktif olduğunu, 6 Şubat depremleri sonrası kuzeye doğru enerji transferi olduğunu ve buralarda da yeni ve yıkıcı depremler beklemenin yanlış olmayacağını söylemek istiyorum, o kadar. Evet. Şimdi hocam, Sayın Bakan Yerlikaya an itibariyle olumsuz bir durumun olmadığını söyledi. Keza Malatya Belediye Başkanı Gürkan da bize ulaşan olumsuz bir durum yok ifadelerine yer veriliyor. Şu an için 5,2 büyüklüğündeki depremde bir hasar olmadığı yönünde açıklamalar var. Bu sevindirici bir durum. Normali de budur zaten ama tekrarlamak istiyorum. Yani ağır hasarlı bu bölgede Malatya, biliyorsunuz yani 6 Şubat depreminde en çok hasar gören illerimizden biri. Evet. Ve bu Malatya'da ve ilçelerini kastediyorum tabii, yani şehir sınırları, kent merkezini kastetmiyorum sadece.
Çok sayıda ağır hasarlı, orta hasarlı yapı var. Bu yapılar bu tür depremlerde hasar miktarını artırır. Zaten yorulmuş, yıkılmaya yüz tutmuş yapılar bu tür depremlerde bile yıkılacak duruma gelir. O bakımdan dikkat edilmesinde yarar vardır. Onu vurgulamaya çalıştım. Evet hocam, şimdi 6 Şubat'a da çok az kaldı. Biz 6 Şubat'a henüz daha unutamamışken deprem bir kez daha yüzünü bize 5,2 büyüklüğünde gösterdi. Şimdi konutlardan yola çıkarak gidecek olursak Malatya'da da çok büyük yıkım olduğunu siz de söylediniz. Konutlardaki son durum nasıl peki Malatya'da? Neler oldu şimdiye kadar? Yani izleyebildiğim kadarıyla ağır hasarlı yapıların önemli bir kısmının kaldırıldığı, yıkıldığı ve kaldırıldığı belirtiliyor. Bu olumlu bir gelişme tabii. Ama yani kırsalda durum nedir? İlçelerde nedir? Köylerde nedir? Onları bilemiyorum. Yapıların dönüştürülmüş olması söz konusu değil. Yani ağır hasar almamış olan, hafif hasarlı, orta hasarlı ya da hasarsız görünen yapıların bu yıkıcı depremlerde tekrardan maalesef ağır hasar ve yıkıntıya uğrama ihtimalleri söz konusu. O bakımdan zaten konuşup duruyoruz. Yani bir an önce bu kentsel dönüşüm yasasının hayata geçirilmesi önemli olan odur. Başka çözümü de yoktur. Yani ama bölgede tabii 11 ili kapsayan büyük 2 deprem, 3 deprem ve 50 bin civarında artçıyla çok önemli yıkıntılar, hasarlar meydana geldi. Bunların tabii tamiri, yenilenmesi, buraların yaralarının sarılması filan zaman alacaktır. Ekonomik bir karşılığı vardır. Ama deprem beklemez. Yani deprem, yani biz yıllardır işte en son 99, sonra 2011 Van depremi, sonra Malatya, Elazığ depremlerinde de bunları söyleyip duruyoruz. Ama yani büyük bir deprem olduktan sonra sanki yapacakmışız gibi oluyoruz ama yapamıyoruz. Peki biz şimdiye kadar mesela bu 11 ilde Malatya'da ne kadar yol kat edebildik? Yani yüzde kaçını ilerleyebilmişiz? Onu tabii en iyi bakanlık ve AFAD'dan almak mümkün bu verileri. Ama çok önemli bir mesafe alamadığımızı, %10'ları geçmediğini ben açık kaynaklardan, yani medyadan filan gördüğüm kadarıyla biliyoruz. Hocam şimdi tabii biz hep deprem olunca biliyorsunuz Marmara depreminde konuşuyoruz. Defalarca da uyarılarda bulunuyoruz. Ve fakat Malatya'daki bu 5,2 büyüklüğündeki deprem Marmara depremine etkileme durumu var mı? Yok yok, yani Marmara ile bunun ilgisi yok. Tamamıyla farklı bölgeler, farklı fay sistemleri. Yani 7 su depremi olsa bile o da Kuzey Anadolu fayının doğu ucunda bir deprem olacaktır. Bizim halbuki Marmara Kuzey Anadolu fayının batı ucunda kırılmamış. Bir sismik boşluk konumundaki Orta Marmara fayının kırılması ve güneyde, güney kol üzerinde depremler bekliyoruz. Bu tabii ki bu büyüklükteki bir depremin ve bu burada meydana gelen bir depremin Marmara ile herhangi bir ilişkisi ve etkisi olmaz. Bundan sonra evet. Peki artçılar yaşar mıyız? Yaşarız. Daha artçılar yaşamaya devam edeceğiz maalesef. Peki. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Teşekkür ederim hocam. Profesör Doktor Süleyman Pampal deprem uzmanı bizlerle birlikteydi. Malatya'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'da hemen verileri bizlerle paylaştı. Saat 16.04'te Battalgazi merkezde bir deprem meydana geldi değerli izleyiciler. Bu bölgenin hassas bir bölge olduğunu biliyoruz. Keza uzmanlarımız da Doğanşehir ve Yeşilyurt deprem fayının devamı niteliğinde olduğunu bize söylediler. Malatya'da bir dizi fay var ki kırılmamış, aktif faylarında olduğunu bize Süleyman hocamız bir kez daha hatırlattı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bize ulaşan olumsuz bir durumun olmadığını söyledi an itibariyle. Keza
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da an itibariyle olumsuz bir durum yok ifadelerine yer verildi. Fakat uzmanlar der ki çevrede daha büyük bir deprem olabilir mi sorusuna evet olabilir deniliyor. Tekrar kuzeye doğru enerji transferi yaşanılıyor. Bir an önce kentsel dönüşüm yasasının da hayata geçirilmesi yönünde bildirimler tekrar geliyor. Malatya'da 5,2 büyüklüğündeki deprem bir yıl önce yaşadığımız depremi bir kez daha hatırlattı bize. 6 Şubat'ta yaşadığımız depremi yol kat edebildik mi? Ne yazık ki çok az yol kat edebildik. Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları var değerli izleyiciler. An itibariyle olumsuz bir durumun olmadığı yönünde keza AFAD'da değerlendirmelerde bulunuyor. Merkez üssü Battalgazi olan deprem 14 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssü Battalgazi ilçesi. Deprem saat 16.04'te meydana geldi ve depremin merkez üssü Battalgazi ilçesi olarak da bizlere yansıdı. Çevre illerden de hissedildi. Özellikle Diyarbakır'dan muhabir arkadaşımız da Canan Altıntaş bizlere şiddetli bir deprem olduğunu, bir oda hissettiğini ve direkt dışarıya çıktıklarını ve halen ne yazık ki bir panik halinde olduğunu söyledi değerli izleyiciler. Yıllar geçmiş olmasına rağmen bir deprem yaşandığında yine vatandaşlarımız panik halde kapıdan ya da pencereden atlayarak dışarı çıkıyorlar. Depremin merkez üssü Battalgazi ilçesi 16.04'te meydana geldi ve çevre illerden de hissedildi. Çevrede daha büyük deprem olabilir mi sorusuna ise evet olabilir cevabını alıyoruz.